Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak nefesinizi, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Cenab-ı Hak dilinizi, kalbinizi, vücudunuzu, yolunuzu nur eylesin. Amin. Son nefesinizi nur eylesin. Amin. Kabrinizi nur eylesin. Amin. Mahşerinizi nur eylesin. Amin. Hesabınızı, kitabınızı nur eylesin inşallah. Amin. Söze nereden başlayayım bilmiyorum. 56 yaşındayım. 30 yıldan beri dervişlerin içindeyim. Hasbelkader Allah diyenlerin içindeyim. Kendime bir paye vermek, bir şey benzetmek istemiyorum. 30 yılın sonunda herhalde böyle bir şey olması gerekiyormuş. Herhalde ben kendimce sizlere layık bir arkadaş, bir kardeş olamadım. İnsanın zikir halakasından uzaklığı kadar derviş kardeşlerinden uzaklığı kadar daha acı bir şey herhalde yok zannederim. Çünkü kendi nefsimce benim eşimden, çocuklarımdan, işimden, kendi nefesimden, kendi hayatımdan benim yolum, benim kardeşlerim daha kıymetliydi. Hiçbirinizin bir saçının teline, bir tüyüne zarar gelmesini istemezdim, hiç istemedim. İnşallah Cenab-ı Hak bu duyguyla, bir düşünceyle nefesimi alır benim inşallah. Yine sizlerle beraber olmak, yine aynı halakada buluşmak, sizinle Allah deyip cuşu huruş içerisinde nice senelere yaşamak ümidimiz, umudumuz olacak inşallah. Amin. Bu arada sizin birlik ve beraberliğiniz, kardeşliğinize devam etmeniz, derslerinize, zikirlerinize devam etmeniz muhakkak ki benim için büyük bir mutluluk, büyük bir tat. İnsanın her şey aklına gelir de benim kendimce böyle bir ayrılık aklımıza gelmezdi. Ama böyleymiş. Benim meşhur kendimce repliğim vardır ya, bir insan bir kaderiyle, iki fıtratıyla savaşta yenilmesi mutlaktır. Bir kimse kaderi aşamaz. Takdir edildiyse ta ötelerin ötelerin ötesinden o takdiri bozacak olan Allah'tan başka bir kimse değildir. Bir kimse fıtratıyla mücadele ne kadar ederse etsin fıtratını değiştirmesi mümkün değildir. Bin bir tane, buna da örnek gösteririm ya, bin bir tane ameliyat geçirse bir erkek doğuramaz. Bin bir tane ameliyat geçirse bir kadın ne olursa olsun erkek olamaz. Dağların yerinden oynayacağına inanın. Fıtratın değişeceğine inanmayın der.
örnek veririm ya, insanın ensesinde gözü olmaz hiç. Veyahut da kulağı kafasının tepesinde olmaz. Fıtrat değişmez çünkü. O yüzden bilmiyoruz. Bu noktada kendimizce de Cenab-ı Hakk'ın külli iradesinin neyi takdir ettiğini. Ben mücadeleci bir insanımdır. Kendimce derim, nefes varsa ümit vardır. Mücadeleye devam ederim. Benim işim odur. Biz ne kadar olumsuzluk gördüysek de, yaşadıysak da hiçbir zaman eğilip bükülmeden, pes etmeden mücadeleye devam ettik. Gene mücadeleye devam edeceğiz. Gene itiraz edeceğiz. Gene haklılığımızı beyan etmek için koşturacağız. Yine telefonlar açacağız. Cafer'di, Halit'ti, Yusuf Hoca'ydı, işte Savaş'tı. Bunlara diyeceğiz, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Mücadeleye inşallah devam edeceğiz gene. Yılmak yok, yenilgiyi kabul etmek yok, pes etmek yok. İnşallah koşuşturacağız. O yüzden kendi aranızda böyle o öyle olsaydı, bu böyle olsaydı diye düşünmeyin. Geçen gün takip edenler bilir, bununla alakalı hem ayet hem hadis hem de Hazreti Mevlana'dan nakiller yaptık. O yüzden öyle olsaydı, böyle olsaydı sufilerin işi değildir. Biz mücadele ederiz, biz gayret ederiz, biz koşuştururuz. Biz önümüze bir menzil koyarız veya Cenab-ı Hakk'ın işaret ettiği menzile doğru koşarız. Bizim işimiz, bizim elimizden gelecek olan şey koşmaktır, mücadele etmektir. Biz yerle yeksan olsak dahi, toprağın altına da girsek, mücadele azmimizden bir şey kaybetmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. O yüzden mücadeleyi bıraktığımı düşünmeyin. İnşallah bu da böyleymiş. Bizim ciğerimizi yakan, dağlayan zikir halakasından uzak olmak. Derviş kardeşlerden bu noktada uzak olmak. Onların dertleriyle, sıkıntılarıyla, problemleriyle, onların bu noktada gözlerinin yaşıyla, dudaklarının titremesiyle ilgilenememek. Bu ilgilenememek bana acı geliyor. Başka bir şey değil. O yüzden hem sizlerle tam teşekkürlü ilgilenemediğimden dolayı hem bayan kardeşler hem sizlerden hakkınızı helal edin. İnşallah bundan hepimiz birer ders çıkarırız. Deriz ki var ya, biraz arabeske de vuralım, biz nerede yanlış yaptım deyip biz kendi kendimize tövbe etmek, nefsimizi bu noktada aşağı vurup inşallah devam edeceğiz. Tabii bunun yanında cezaevinde de güzel arkadaşlıklar kurduk, kardeşlikler kurduk. Orada da samimi dostluklarımız oldu, iyi kardeşliklerimiz oldu. Herhalde böyle giderse bir bölükte cezaevinden diyeceğiz ki bunlar da cezaevi dervişi. Onlar da biraz tabii farklı, kimisi diyor baba emret, nereye ateş edilecekse ateş edelim. Yok kim dövülecekse dövelim, kim indirilecekse inelim. Diyoruz yok, bizim dövmekle, sövmekle, ateş etmekle işimiz yok. Biz diyorum güzellikle, neşeyle, mutlulukla, sevgiyle bu işleri halledeceğiz. Ama onların içine de işlemiş biraz. Onlar da bu işleri ateş etmekle, dövüp kırmakla halledeceğini düşünüyorlar. Ama ilk etapta öyle düşünüyorlar. Sonra yavaş yavaş
o düşüncelerinden vazgeçiyorlar elhamdülillah. Orada da böyle ama Silivri'de ama burada arkadaşlıklar, kardeşlikler kurduk elhamdülillah. Bu noktada Allah onların da gönüllerine hidayet eylesin. Amin. Onların da tövbelerini kabul etsin. Amin. Onlara da tövbe etmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'i korusun. Amin. Cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Amin. Allah hiçbir kardeşimizi de ben biraz da öyle niyet ediyorum içeride. Diyorum ki ya Rabbi ben buraya geldim gördüm. Bunu diyorum bütün dervişlerin başına bu tip şey bir gelecekse onlara kefaret olsun diyor. Cenab-ı Hak biri bini sayısız edendir. O yüzden bizim de orada 3-5 gün duruşumuzu sayısız kendi katından nimetlendirip derviş kardeşlerin başına böyle bir şey gelecekse onu oradan düşürsün inşallah. Amin. Kardeşlerimiz böyle şeyler yaşamasınlar inşallah. Amin. Yaşatacak amellerden, yaşatacak problemlerden kardeşleri uzun uzak eylesin. Amin. Tabii oradan size anı anlatacak değilim. Günler orada bir şekilde geçiyor. Ama bunu böyle ya içeri girdi de böyle düşünüyor diye düşünmeyin. Dışarıda yaşayanlar Allah'ın lütfuyla, keremiyle dışarıda yaşıyorlar. Öyle çok akıllı olmanızla veya da çok böyle bir şeyden sakınmanızla alakalı değil. Öyle içeride hikayeler dinliyorum ki adalet sistemi Kur'an ve sünnetin emrettiği şekilde olmazsa bilin ki hiçbir zaman adalet sistemi olmayacaktır. Öyle şeyler dinliyorum, öyle şeyler dinliyorum. Diyorum ki bu benim başıma çok normal gelebilirdi. Bir şey örnekleyeyim. Birisi hırsızlık yapmış. Hırsızlık yapan kimse bir başkasını aramış. Telefonuna bakmışlar. Kimi aramış en son? İşte Mustafa Özbağ. Gel Mustafa Özbağ, sen de buna ortaksın. Küldürt içeride. Siz şimdi buna inanmayacaksınız. Mesela. Ben deyince inancınız da. Ama normalde dışarıda bunu bir kimseye söylesen olur mu ya der. Oluyor. Bakın oluyor. Adam ağlıyor içeride. Ya diyor telefon açtı. Ben nereden bileyim bu adamı suç işledi. Veyahut da adamın yeğeni Diyarbakır'a gitmiş. Diyarbakır'dan arıyor amcasını. Amcası ona diyor ki oğlum bunlar iki kız kardeşi, iki oğlan kardeş almışlar. Aynı zamanda da teyze kızları mı ne böyle akraba. Diyormuş ki oğlum anneannene gittin mi? Gideceğim amca. Oğlum giderken simit de al. Anneannen simidi sever. İşte şuna uğradın mı uğrayacaksın, buna uğradın mı uğrayacaksın. O çocuk da uyuşturucuyla ilgileniyormuş. Gel bakalım sen de ortaksın. Ne oldu? Bu simit uyuşturucu demek. Simit aldın mı demek, uyuşturucu aldın mı demek. Anneannene uğradın mı demek. Anneanne şu manaya geliyor. Simit şu manaya geliyor. Amca çocuğu bu manaya geliyor. Amcaya bu manaya geliyor. 7 yıl. Adamın evinde uyuşturucu yok, elinde uyuşturucu yok. Sigara daha içmiyor adam. Adam bildiğiniz teleferik hattında minibüs şoförü. Bildiğiniz minibüs şoförü, teleferik hattında. İçeride adam. Enteresan şeyler.
Çocuğun birisi soru sordu. Çocuk dedim, gelecek o da inşallah derse. İngilizce öğretmeni. İngilizce öğretmeni. Kafası çalışmayan bir kimse değil. Bunun altını çiziyorum. Hep size derim, kimseye kefil olmayın, kimseye imza atmayın diye. Artık böyle çocuklarınızı bunu böyle şey olarak öğretin. Kefil olmuş kayınçosuna 28 milyar mı ne? Kayınçosu ödeyememiş, bu kefil diye buna icraya gelmişler. Buna icraya gelince bu da taahhüt imzalamış. Evden eşya kaldırıp perişan olmasın ortalık, öderiz diye ödeyememiş. Taahhüt imzaladığı için 3 ay tazyik hapsi deniyor ona. Kanuni terimleri de ezberledik. Oradan baş gardiyan dedi ki, hocam dedi, cezaevine girerdi bir kimse dedi, bir sene ceza yatardı dedi, TCK'yı dedi, öğrenmezse o ceza yatmamıştır dedi. Eyvah dedim, biz dedim, bir TCK vardı öğrenmediğimiz, onu da öğrenmek zorundayız demek ki dedim. Şükür hamdolsun, başladık dilekçe yazmaya millete. Neyse, çocuğun sorduğu soru şu. Hocam, ben bu 28 milyar lirayı hırsızlık yapıp da ödeseydim, içeri girdiğimle çıkmam bir olacaktı. Hırsızları serbest bırakıyorlar ya. Hırsızlık serbest. Cezası var. İçeri giriyorsun. 2 gün sonra çıkıyor. 2 gün. 3 gün en fazla. Dosyası gelmezse 3 gün. Eğer dosyası hızlı gelirse bir günde çıkıyor hırsızlar. Tamam. Dedi ki hocam ben dedi hırsızlık yapsaydım gelecektim. 2 günde çıkacaktım. Ben namuslu, dürüst vatandaş olarak borcumu ödeyeceğimi taahhüt ettim. Ödeyemedim. Şimdi 3 ay yatacağım. Ben dedi 1 ay sonra izne çıkacağım. İzine çıktığımda hırsızlık yapsam, bu parayı ödesem, çıksam caiz mi diye sordum. Adalet mekanizmasındaki çarpıklıklar. Hele yakinen yani büronun oradan tanıdığım bir kimse vardı. 27 tane hırsızlık dosyası vardı. 27 tane. 3 klasör. Çıktı gitti. Bir de bana dedi, hocam yapılacak bir şey var mı dedi dışarıda. Dedim Allah razı olsun, teşekkür ederim. 27 dosyası vardı. Erkekler sakın eşlerinize bir tokat dahi vurmayın. Sakın ha. Adam 5 yaşını geçmişti, hanımına tokat da vurmamış. Ağlıyor, tokat vursaydım keşke diyor. Hanımı şikayet etmiş. Evet. İçeride yatıyor. Memur iktirmiş eşini. İktirince kadının kafası masaya vurmuş. Masaya vurunca yarılmış. Yarılınca hastaneye gitmişler beraber. Bu adam gardiyan. Hastanede 4 dikiş atmışlar. Polis gelmiş, 4 dikiş, ne oldu demiş. Bu da gardiyan ya, o da polis ya. Hani anlaşırız, ikimiz de devlet memuruyuz. Ya itekledim de demiş az bir şey. Dengesini kaybetti, masaya vurdu, başı yarıldı. Geldik demiş. İçeride şu anda. Hala da içeride. Kadınlar sakın kocalarınızı şikayet etmeyin.
geri dönülmez bir yol. Çocuklarınıza sakın bir tokat vurayım demeyin. Gazetede okuduydum, olmaz diyordum. Evet. Pet şişe atmış içeride. Çocuğuna pet şişe atmış. Bursa'daydı. Gençler, sakın anne babalarınızı şikayet etmeyin. Sakın. Cenab-ı Hak hiç kimseyi nefsine uydurmasın. Amin. O yüzden sakın ha böyle ya işte yani böyle de hani ceza yatma, öyle bir şey yok. Ve bunları dinledikçe her gün yeni hikayeler dinliyorum ben orada. Her gün. Bursa otogarı gibi 30 kişi geliyor, 20 kişi gidiyor. Her gün dinliyorum. Fırsat buldukça, zamanım oldukça. Nerede bizim Hasan? Hasan nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun inşallah. Hasan da misafir oldu ya bize. Her gün dinliyorum yeni hikayeler, her gün. Ve o hikayeleri dinledikçe şunu düşünüyorum. Yani bugüne kadar bizim gelmememiz Cenab-ı Hakk'ın lütfuymuş. Ya da Cenab-ı Hak bizi bir lütuftan eksik bırakmış. Bilemeyiz ki. Hani sizin hakkınızda neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemeyiz. Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır. Bilmiyoruz. Bize şimdi şermiş gibi görünüyor zahiren. Bilemeyiz ki. Belki de hayırdır. Veya size şermiş gibi görünüyor. Belki de hayırdır. Biz kendimizce Kur'an sünnet noktasında zahiren bize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Neyin hayır, neyin şer olduğunu Allah'tan başka bilecek olan kimse yok. Biz kul olarak bizim vazifemiz Kur'an sünnet dairesinde yaşamaya gayret etmek. Cenab-ı Hak o gayrette bizleri inşallah devamlı eylesin. Amin. O gayretten bizleri ayırmasın inşallah. Amin. Şimdi buranın da bir adabı var ya, bu soruları da es geçmeyeyim inşallah. Hızlı geçeyim, hakkınızı helal edin. Evet. Allah kaderleri mekadir halkı yaratmazdan şu kadar sene önce belirtmiştir. Kalem olacak olan şeyleri yazıp kurumuştur. Dört iş bitirilmiştir. Ömür, rızık, yaratma ve ahlak. Tirmizi. Hadislerde geçen konularda duanın ve gayret etmenin yeri nerededir? Ahlakımız değiştirilemez mi? Cebir konusunda kafam karıştı. Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Evet, Tirmizi'de veyahut da değişik hadis eserlerinde bununla alakalı vardır. Hani kalem kurumuştur sözü. Ama bir hadis-i şerif daha var. Miraç'ta söyler. Miraç'a çıktığında bakar ki bir cızırtı var. Der ki Cebrail aleyhisselama, bu nedir? Bu cızırtı nedir? O da der ki bu kalemin cızırtısıdır. Cenab-ı Hak kalem hala da yazıp bozmaya devam eder der. Bir mutlak olan kader noktası vardır. Biz onu bilemeyiz. O mutlak kader değişecek, değiştirilecek bir kader değildir. Allah'ın bu noktada değişmez kaderidir. Fakat burası bizim konuşacağımız yer değildir. Burası Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uluhiyetinde olan şeydir. Kendi zat-ı uluhiyetinde olan şeydir. Altını çiziyorum.
Cenab-ı Hakk'ın kader dediği ve değişmez dediği nokta benim kendi inancımla burasıdır. Burayı bilen, gören, anlayan, duyan varsa da oradan bir şey aktarması mümkün değildir. Bu direkt Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyetinde saklı gizli olandır. Bu bilinmezlikle alakalı kader olarak bunu görün. Bir de bunu kader olarak az önce insanların değişmez dediğim fıtratı olarak görün. Bir kimsenin fıtratı kaderdir. Fıtratı kaderdir. O yüzden bunu değişmez olarak görün. Ama bizim cüz-i irademize bağlı olan, cüz-i irademize bağlı olan amel ve fiillerimiz bu manada bizim için bize emredilmiş, cebredilmiş bir şey değildir. Çünkü biz onlardan sorumluyuz. Cenab-ı Hak bizim elimizden sudur eden, bizim gözümüzden sudur eden, bizim burnumuzdan, kulağımızdan, elimizden, ayağımızdan sudur eden her şeyden ya cezalandıracak ya mükafatlandıracaktır. Bize bu noktada insan olarak cüz-i irade noktasında biz bu irademizden sorumluyuz. Bu irademizi biz külli kader noktasında görürsek yapmış olduğumuz günahları cebri noktada külli iradeye tabi tutarız. O zaman bizim bunda bir suçumuz olmaz. Biz deriz ki o zaman külli irade istedi, zina yaptık. Bunda bizim kalmadı ki sorumluluğumuz. Veyahut da külli irade istedi, biz içki içtik deriz. O zaman bunda sorumluluğumuz kalmadı. Bu sünnet düşüncesi değil. Ehli sünnet bunu böyle düşünmez. Bununla alakalı İslam dünyasında yıllardır tartışma olmuş ve bu tartışma devam eder gider. Bir tarafta cebriyeciler vardır. O cebriyeciler kendilerince derler ki bizim üzerimizden, bizim elimizden sudur eden hiçbir şeyde bizim dahlimiz yoktur. Cenab-ı Hak onu bize öyle takdir ettiği için biz onu öyle yaşadık, yaptık deriz. Bu ehli sünnet düşüncesi değildir. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede zerrece hayır işleyenin hayrı karşılıksız kalmaz, zerrece şer işleyenin şerri cezasız kalmaz der. Hayrı işleyenin de, şerri işleyenin de insan olduğunu söyler. Biz hayır işlemekte de, şer işlemekte de bu noktada serbestiz. Bize zorla hayır işleten, zorla şer işleten bir Allah inancı yok bizde. O yüzden o değişmez kaderi fıtrat olarak algılayın. Değişmez kaderi Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uluhiyetindeki bütün yaratılacak olan her şeyin fıtratı olarak görün. Kedinin bu noktada aslan olması mümkün değildir. Siz onun fıtratını bu manada değiştiremezsiniz. Siz onun bu noktada fıtratını değiştiremeyeceğiniz bu değişmez olan mutlak kader noktasındadır. Bizim kendi cüz-i irademizle işleyecek olduğumuz işlediğimiz fiiliyatlar
bu manada mutlak kader değildir. İnşallah. Referandum var. Bütün Avrupa koro halinde hayır diyor. Bizler Avrupa'ya yaranmak için hayır mı demeliyiz? Yoksa vatan için evet mi demeliyiz? Türkiye ve Avrupa ilişkileri nereye gidiyor? Olup bitenlerle alakalı görüşlerinizi lütfeder misiniz? Bu normalde bu referandum Cumhurbaşkanını halk seçsin referandumunun devamı. O Cumhurbaşkanını halk seçmesi, halkın seçmesi bizim için, ülkemiz için çok önemli bir adımdı. Bakın, en büyük kırılma noktası buydu. Tarih boyunca yaklaşık demokrasi kavramı ta Helenistik çağdan başlar. Helenlerden itibaren bir demokrasi düşüncesi vardır. Bu demokrasi düşüncesini Batılılar zaman içerisinde kendi ihtiyaçlarına göre geliştirmişler, değiştirmişler. Zaman içerisinde olgunlaştırmışlar. Kendilerince ve her devlet kendince bir demokrasi anlayışı, kendince bir yol çizmiş. Fakat demokrasinin bu noktada o yüzden de tam olarak tarifi mümkün değil. Bu kutsal kitap ayeti değil çünkü. Öyle olunca zaman içerisinde değişken bir şey olduğundan, kendisini değiştirdiğinden veya değişik bu noktada kafa yoran bilim adamları, siyasetçiler, işte toplum sosyologları demokrasi tarifini kendi yaşadıkları ülkeye ve kendi yaşadıkları problemlere ve sorunlara göre yeni açılımlar getirerekten belli bir noktaya getirmişler. Mesela Cumhuriyet'in ilk kurulduğu zamanlarda da demokrasi vardı. Cumhuriyet ilk kurulduğunda tek parti vardı. Tek partili dönemde de demokrasi vardı. Kendilerince demokratız diyorlardı. Kendilerince de demokrasiyi savunuyorlardı. Ama ikinci bir parti yoktu. Örnek. Veyahut da demokrasi dedikleri şeyde seçim söz konusuysa sadece, Mısır'da da seçim oldu. Mısır'da seçilen Cumhurbaşkanı şu anda içeride. Demek ki Batılılar bu demokrasi anlayışlarını veya kültürlerini işlerine geldiği gibi icra ettirmek, işlerine geldiği gibi yerine getiriyorlar. Biz de Batı'dan gelen bir düşünce olduğundan dolayı, Batı standlı olduğundan dolayı bir kısmımız bunu otomatikman reddetti. Ben demokrasi denilen şeyi reddedenlerdenim. Ben demokrat değilim. Bakın, ben bugünkü manada Batılıların anladığı, hatta son dönem Batılı sosyologların ve siyasetçilerin anladığı manada demokrat değilim. Ben Kur'an ve sünnete iman etmiş, Müslüman bir kimsenim. İslam'ın kendi içerisindeki disturlarını kabul etmiş, ona iman etmiş bir kimseyim. Bu noktada İslami inanç, kültür ve gelenek noktasında Cumhurbaşkanının seçimle iş başına gelmesi doğru mu? Doğru. Çünkü Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri seçimle geldi. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri seçimle devletin başına geldi. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretlerinden sonra Muaviye ile beraber babadan oğula saltanat devam etti.
saltanat devam etti. Bu İslam mıydı? İlk Müslümanların ve ilk halifelerin yolu değildi. Bakın, ilk halifelerin yolu değildi. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, siz ashabımın yolundan gidiniz. Emir. Kur'an'da yoksa, sünnet-i Resulullah'ta bir şey yoksa ashabın yolundan gidilir. Normalde dini literatür de budur. Bize lazım olan, bize gerekli olan değerler manzumesi, bize lazım ve gerekli olan yol statüsü Kur'an ve sünnette mevcuttur. Eğer arar, araştırırsa, insan onun üzerinde kafa yorarsa, bu noktada Kur'an ve sünnetin ve ilk halifelerin ve ondan sonra gelen içtihat ulemasının bu noktada içtihatları mevcuttur. Ya işte bak, burada da seçim var. İşte bu seçim olduğuna göre bu demokrasidir. O bizi ilgilendirmiyor. Mesela İslam statüsünde siz içki helal mi olsun, serbest mi olsun, yasak mı olsun, referanduma götürüp içkiyi serbest edemezsiniz. Örnek. Siz referandum yapıp eşcinselliği referanduma götüremezsiniz İslam'da. Yani Batı felsefesinde seçimdir söz konusu olan. Hatta derler ya, bir kimsenin kendince özel hayatıdır, özel seçimidir. Biz karışamayız derler. İslam karışır. İslam bir kimsenin özel hayatına da karışır. İslam bir kimsenin seçimlerine de karışır. Ona nasihat eder, ona söyler. Eğer suç işliyorsa onu cezalandırır. Kur'an ve sünnet ve imamların içtihadı dairesinde suç olan bir şey cezayı gerektiriyorsa cezalandırır. Siz demokratik bir hak olarak o cezayı ortadan kaldıramazsınız. Ben o yüzden bugün batılı manada, batı demokrasileri manasında demokrat değilim. Demokrasi denilen şeye inanmıyorum dememin sebebi bu. O yüzden biz Cumhurbaşkanını halk mı seçsin, halk oylamasında biz evet halk seçsin dedik. Arkadaşlar hatırlarlar. Ve Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi gerekir. Halk seçsin. Her ne kadar Kur'an ve sünnetin beyan ettiği iyilikte, güzellikte, çerçevede olmasa dahi bu atılmış çok güzel bir adımdı. Bakın, atılmış çok güzel bir adımdı. Bunda işte değişik şeyler, normlar getirdiler. Değişik normlar getirmelerine gerek yok. Getirmiş oldukları normlar, batılı normlar çünkü. Bu halk medreseden çıkmış, medresede yetişmiş ama hiç üniversite okumamış. Bir cumhurbaşkanı da seçebilmeli. Altını çiziyorum. Bir tekkeden yetişmiş bir kimseyi de cumhurbaşkanı seçebilmeli. Bu kriterler doğru kriterler değil. Ama halkın mı seçmesi lazım? Evet. Daha ileri şeyler düşünüyorum ben. Valiyi de halk seçsin. Belediye başkanını seçtiği gibi valileri de seçsin. Emniyet müdürlerini de seçsin. İl Milli Eğitim Müdürünü de seçsin. Veyahut da bir vali seçsin. Valiyle beraber valinin yanında belediye başkanı, il Milli Eğitim Müdürü, ondan sonra işte şey, ne o, oradaki güvenlik komutanı, güvenlik kurulunun başındaki kimse, valiler de ekipleriyle gelsinler. Bir ekip olarak gelsin, vali olsun. Seçimle olsun.
Hizmet etsin, koşsun. Atanmış valilerle idare olmuyoruz. Atanmış. Atanmış memurlarla idare olunuyoruz. Adam örneğin işte ne o? Emniyet müdürü. Birilerinin ulufe dağıtmasıyla emniyet müdürü olmuş. Birilerinin ulufe dağıtmasıyla örneğin başsavcı olmuş. Örneğin. Yani 20 tane başsavcı adayı olsun, insanlar seçim yapsınlar. Veyahut da bir hakim heyeti kurulsun illerde. Çünkü Diyarbakır'ın problemiyle, geleneğiyle, göreneğiyle Edirne'nin problemi, geleneği, göreneği aynı değil. Antalya'nın geleneği, göreneği, kültürüyle Sinop'un geleneği, göreneği, kültürü aynı değil. Öyle valiler çalışsınlar ki örneğin işte o bölge emniyet açısından çok ileride olsun. Emniyeti düşünenler oraya gitsin. Örneğin. Bir vali düşünün, kendi bölgesinde bütün içkili yerleri yasaklamış. İnsanlar gider oraya yerleşir. O da der, ben valilik olarak burada içkinin satılmasını, içilmesini, üretilmesini yasakladım. Temiz bir beldeyim. Bu beldeye gelip yerleşecek olanlar örneğin valiliğe 10 milyon lira bedel ödeyecekler. Örnek. Bunlar inşallah zaman içerisinde olgunlaşır. Ve biz bu manada Cumhurbaşkanını halk seçsin oylamasında açıktan biz evet oyu kullandık. Bu bunun devamı. Bu birinci halk oylamasının devamı statüsünde olan bir halk oylaması. O yüzden kardeşler de bu noktada evet oyu verebilirler. Biz çünkü bu noktada kendimiz konum itibariyle, dergahın stratejisi konum itibariyle illaki bir kimseye, kardeşlere şu oyu verin, buraya oy verin. Bizim böyle bir anlayışımız yok. Benim hiç olmadı. Hiç olmadı. Bugüne kadar da hiçbir kardeş bana şunu diyemez 30 yıldan beri. Sen bize şuraya oyunuzu atın dedin diyemez. O yüzden ama ben daha bir önceki halk oylamasında evet bayrağını açmıştım. Dedim ki halk oylamasında biz evet oyunu vereceğiz. Neden? Cumhurbaşkanını halk seçsin. Şimdi yine aynı şey oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanını aynı zamanda da hükümetin de başı. Zaten hükümetin başı. Şimdi hepsi de tek merkezde toplanacak. Seçim ne olacak? O yüzden seçimle olması gereken bir şey İslam, Kur'an ve sünnet dairesinde ve İslam kültürü içerisinde var olan bir şey. Yani o bir kısım kardeşler, arkadaşlar diyorlar işte seçim olmaz, hani seçimle bir kimse başa gelmez. İşte bilhassa Selefi, Vahabi takılanlar seçim hakkında değişik fetva veriyorlar. Onların bu noktada değişik fetva vermelerinin sebebi Suudi Arabistan'da seçimlerin olmayışı ve hepsinde atanaraktan icra edilmesi. Bazen kendi kendime düşünüyorum, hayal ediyorum. Acaba diyorum, şey ne o? Suudi Arabistan yönetimi belediye başkanları seçimle iş başına gelsin derse, o zaman bu Selefi Vahabi kardeşler acaba o zaman ne savunacaklar diye kendi kendime düşünüyorum. Bakın, devlet başkanının seçimle gelmesi Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh hazretleri zamanında gerçekleşmiş bir şeydi. Onlar bunu bu noktada ta Hazreti Ali Efendimiz'e kadar geldiler. Hazreti Ali Efendimiz'den sonra Muaviye, Hazreti Hasan Efendimiz ona
bu noktada halife yapmak istediler etrafındakiler. O hatta yaptılar da o halifelikten feragat etti Muaviye'ye. Dedi ki sen halife ol. Ve böylece Muaviye'ye halifelik geçti. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Yezid'le savaşma sebebi Muaviye'nin ölmezden önce Yezid'e halifeliği bırakmasından dolayıdır. Der ki bu yapılan halifelik Kur'an ve sünnete uygun değildir. Seçimle, istişareyle, şurayla olması gerekir der. Ona karşı çıkmıştır. Bakın, yapılan sisteme, yapılan atamaya karşı çıkmıştır. Bununla bu meseleden dolayı mücadele çıkmıştır. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi doğru mu? Evet. Seçimle hükümetin gelmesi doğru mu? Evet. Kur'an sünnet açısından söylüyorum. Bu referandumda da arkadaşlar bu noktada Kur'an ve sünnet noktasında seçimle olmasında bir beis yok. O yüzden üzerinde bu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu noktada böyle bir şeyde öngörüyorlarsa evet biz bu Cumhurbaşkanlığının bu noktada artık sistem olarak Cumhurbaşkanlığı sistem olarak geçecek ya seçimle olmasını bu noktada işte tek kişide toplanılması uygundur deniliyorsa arkadaşlar da bu noktada görüşlerini evet diyerekten belirtirler. Türkiye ve Avrupa ilişkileri nereye gidiyor? Nereye gidecek? Bir yere gittiği yok. Yıllardan beri durduğu yerde duruyor. Bu yeni değil. Bu Osmanlı'nın son 200 yılıyla beraber 100 yılda Cumhuriyeti koyun, 300 yıldan beri biz Avrupa'nın kapısında bekletiliyoruz. 300 yıldan beri. Ve Avrupa'ya da beyan ediyoruz. Bütün dünyaya da beyan ediyoruz. Biz Avrupa değerlerini ülkemize getireceğiz diye çırpınıyoruz. Çırpındık. Çırpındık. Hala da çırpınacağız diye uğraşıyorduk. Mesela İngiltere referandum yaptı, Avrupa'ya hayır çıktı. Bize referandum yaptılar mı Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye? Yapmadılar. Yapsalar evet çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Diyeceksiniz ki bu hükümet, bu iktidar veya bunların yerine bir başkası gelen de şimdi Avrupa'yla ortadan köprüleri yıkar mı? Hayır. Yıkabilir mi? Hayır. Yıkmaya kalksa derin devlet buna müsaade eder mi? Hayır. Hayır. Böyle bir şey olursa bilin ki Türkiye işgal edilir, savaşa katılır. Direkt söylüyorum. Çok rahat bir gün içerisinde Suriye, Irak herhangi bir savaş ülkesi haline gelebiliriz. Çok rahat diyorum bakın. Biz çünkü bu noktada Batı'ya hala da haraç ödüyoruz. Biz Avrupa Birliği'ne haraç ödüyoruz, biz Amerika'ya haraç ödüyoruz, biz İngiltere'ye haraç ödüyoruz. Haraç ödüyoruz, bildiğiniz haraç ödüyoruz. Ve öyle
biz batıyla köprüleri birden atabilecek silaha, ekonomiye, askeriyeye, teknolojiye sahip değiliz. Bu size tuhaf gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken bir Batı'nın piyonu olarak kuruldu. Batı geldi, buradan Batılılardan oluşan, Osmanlı'dan kalma, Osmanlı'nın içerisindeki Batılılarla böyle içli dışlı olan, gayrimüslim dönmelerle içli dışlı olan bir ekiple Ankara denilen köyde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Ya nasıl kurar, böyle şey olur mu demeyin. Nasıl İsrail'i kurdularsa orada bir köyde, nasıl Suud'u kurdularsa, Yemen'i kurdularsa, Kuveyt, Bahreyn kurdularsa, Irak kurdularsa, cetveli koyup çizdilerse, bu da öyle bir şey. Ama bu öyle kurulurken Türklerin 5000 yıllık geleneği olan derin devlet bunu uygun gördü. Bunu normalde ölüm kalım mücadelesiydi. Yaşaması için bu nefese ihtiyacı vardı. Derin devlet, o aksakallılar bunun böyle kurulmasına müsaade ettiler. Ve dediler ki, dedirttirdiler ki kendi içlerinden, öndeki o batıcı kimlikleri, batıcı şahsiyetleri öne koyup dediler ki gidin ne taviz istiyorlarsa verin. Neden? O esnada bir devletin olması gerekiyordu. Devletsiz olmaktansa Batı'nın piyonu statüsünde görünen bir devletin kurulması kötünün iyisiydi. İki tane kötü var. Bunun ehven olanını seçmek dinen caizdir. İkisi de içki içiyor. Biri akşamdan akşama içiyor, birisi sabahtan başlıyor, hiç ayılmıyor. İkisi de içki içiyor. Siz akşamdan akşama içeni tercih edersiniz. Bakın, kötünün iyisini tercih etmek budur. Bunu dışarıdan böyle kızarlar, bağırırlar. Kızıp bağırma. Sen kötünün iyisini seç. Kötü ama iki kötünün içerisinden iyisini seçmekle mükellefsin. O zaman içinde devletin kalmayacak. Devletin kalmaması mı iyi? Yoksa iyi kötü bir devletin olup onun bayrağının onun çatısının altında toplanmak mı iyi? Onun bayrağının onun çatısının altında toplanmak iyi. Bu devlet dini İslam değildir dedi, kaldırdı, şer'i kanunları kaldırdı. Atatürk bunların hepsini yaptı mı? Yaptı. Ve herkes bu noktada bunları yapanları, edenleri kafirle nitelendirdi mi? Nitelendirdi. Bunları nitelendirenler bir ev yapmayı bilmeyenler, bir ev geçindirmeyi bilmeyenler, bir topluluğu, bir cemaati idare etmekten uzak olanlar. Bunları yapanlar 10 kişiyi önüne koyacaksın, işçi olarak çalıştıracaksın, bunları çalıştıramayacak kapasitede olan insanlar. Kapasitesi yok adamın. Hiç çiçek büyütmemiş. Hiçbir kimse yetiştirmemiş o. Hemen atar, karalar onu. Kötünün iyisi ne yaşandığını bilmez. Aynı şeyi Bosna'da dinledim. Bosna'da İzzet Begoviç'i kınayanlar var. Neden barış anlaşmasını imzaladı diye. Sebep? Ya işte barış anlaşması yaptı. Ya dedim, tehdit ettilerse adamı içeride. Dedilerse ki anlaşma masasında. Buradan sen kalkarsan
Boşnak namına, Müslüman namına hiçbir şey bırakmayacağız. İşte Sibraniska. Toplayacağız hepsini de toplu mezarların içerisine gömeceğiz dediyse ne cevap verebilirsiniz? Ne diyebilirsiniz? Aynı şey Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri antlaşmayı imzalanınca Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri gelip bu vahiy mi ya Resulallah? Değil. Bunda Müslümanların aleyhine maddeler var. Bu olmaması gerekir demedi mi? Müslümanların aleyhine maddeler var çünkü. Böyle bir şey yaşanmış olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken de böyle bir şey yaşanmış olabilir. Tavizler alaraktan böyle bir devlet kurdurmuş olabilirler. Hala da açıklanmıyor zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarının meclis tutanakları. Açıklanmıyor. Devletin normalde ilk kuruluş aşamasındaki hiçbir şeyi arşivlerde açıklanmıyor. Ben bunu derin aksakallılara bağlıyorum. Diyorum ki o aksakallılar o gün için bir devletin olmasını elzem gördüler. Ve bunca tavizlere rağmen devleti kurdurdular. Dikkat edin şimdi. Zaman içerisinde batılı kültürü, batı kültürünü takip edeceklerini bunları kabul ettiler. Ve devletin sağlıklı bir şekilde ayakta durması lazımdı. Zaman içerisinde yavaş 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 bu değişmeye başladı. Çünkü o aksakallılar bu değişimi istiyorlar. Ve bu değişim devam edecek. Bu değişim devam ederken, bu dönüşüm devam ederken yine bu topraklar Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla, Boşnağıyla, Dağlısıyla, Ovalısıyla, Manavıyla, Arabıyla, Farisisiyle kardeşliğini tesis ederekten büyüyecek. Dönüşüme ve değişime devam edecek. Ve o dönüşüm ve değişim devam ederken zaman içerisinde kendi yolunu, kendi kültürünü, kendi inancını yaşayacak. Dikkat edin. Benim İslam'la ve dergahla tanışmam 30 yıl. 30. yıl. Oktay orada duruyor. Biz dedemin köşedeki evde gaz lambası bile yoktu bazıları. İkimiz zikrederdik biz. İkimiz zikrederdik. İki kişi. Yasaktı. Biz 302 otobüsün içerisinde zikir yapıp otobüsle dolaşıp ondan sonra otobüs milleti dağıttığı zamanlardan geliyoruz. Mezarlıklarda, mezarlıkların musallasında zikir yaparaktan gelmiş bir kimseyiz. Basılıyoruz, götürülüyoruz, yanlış anlaşılıyoruz. Herkes bizde ilgi ve alakayı kesiyor. Millet sanki bizde kolera varmış gibi kaçıyor. Biz böyle saklı, gizli zikir yapacağız diyerekten büyüdük, geldik. Basıla basıla, dövüle dövüle, ötelene ötelene, itelene itelene geldik. Ben o zaman da Oktay hemen hemen arşiv gibidir. Ben o zaman da diyordum, öyle zaman gelecek ki bulunduğumuz yerde insanlar almayacak, öyle zaman gelecek ki biz meydanlarda zikredeceğiz. Öyle zaman gelecek ki biz işte kapalı spor salonlarında zikredeceğiz. Bu hayaldi.
Bakın bu hayaldi. Şimdi kapı açık. Dileyen zikrullah halakasına gelir, dileyen gider. Bu sadece hayalden ibaretti. İnsanlar bize kiralık yer vermezlerdi. Korkarlardı, ürkerlerdi. Kiralık hiç tutulmayacak. Hiç böyle tutulması mümkün olmayan yerleri biz gittik, dergah yaptık. Onlarda zikrullah yapacağız diye uğraştık. Adamın yerini tamir ettik, güzelleştirdik. Ondan sonra dedik ki çıkın, çıktık. İnsanlar kendilerini muhtaç zannettiler. 1500 liralık kiralık yeri bizden 3000 lira istediler. 3000 lira verdik, 5000 lira istediler. 5000 lira vermeye kalktık, 10.000 lira istediler. Mecbur gördüler bizi kendilerine. İnsanlar enteresan çünkü. Bunları yaşaya yaşaya geliyoruz hala da. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Şimdi burada ben kalbimde hiç böyle soru işareti olmadan, zerreci bir çizik olmadan kendi yerimizdeyiz. Bakın kendi yerimizdeyiz. Çık diyecek olan yok, gir diyecek olan yok. Bilemeyiz. İnsanlar kendi kendine düşündüğünde bir şeyin ne tarafa doğru gittiğini göremiyor. Ama Cenab-ı Hak bizim şer gördüğümüz şeyden hayır çıkardı. Ötelenmiyoruz, itelenmiyoruz şimdi. O yüzden bu süreç nasıl 30 yıldan itibaren, bizim yaşadığımız 30 yıl. Ben dergaha girdiğimde ilk camide zikrullah yaptırılmasına sebep olan kimseyim. Camide zikrullah yapılacak mümkün mü? Millet birbirinin kulağına fısıldayaraktan şeyhinin geldiğini söylüyordu. Şeyhinin geldiğini açıkça ilan eden birisiyim ilk. Bursa'da dahi Şeyh Efendi Bursa'ya geldiğinde Ulu Cami'de Şeyh Efendi'nin yanında görünmemek için insanlar karşıdan selam verir giderdi. Yok kimisi kuyumcu, yok kimisi esnaf, yok kimisi tüccar. Onunla beraber görünmeyelim diye uzaktan bakarlardı. Benden fazla sevdiklerini söylerlerdi ama Ulu Cami'de, çarşıda şeyhimin yanında görünmekten imtina ederlerdi. Haklı haksız. Bakın haklı haksız. Bu aynı zamanda Tire'de de yaşanırdı. Tire ki tarikatın kol gezdiği yer. Orada da çarşıda Şeyh Efendi ile dolaşmak için mangal gibi yürek lazımdı. Dolaşamazdı hiç kimse. Bakın dolaşamazdı. Biz bayındırlılık var ya bizde biraz çizgi dışıyız, kırıkız biz, bizim için önemli değil. Ben telefon açtıklarında orman işletmesine Mustafa kardeş, misafir, beklenen misafir geldi deyince işletmede ben muhasebe servisinde 10 kişiden fazla çalışıyor. Şeyh Efendi mi geldi dedim ben. Sus öyle deme, sus öyle deme diyor bana. Korku hummasına kapılıydı herkes. Bakın oradan biz şimdi kapalı spor salonlarında zikrullah yapıyoruz. Bizim şimdi, benim hiç saklanma, gizlenme derdim yoktur. Hiç. Allah yolunda saklanacak, gizlenecek bir derdim yok. Meydandayım. Benim özel hayatım mahremdir. Birisi özel hayatımı araştırmaya kalkarsa canımı sıkar. Benim kendi işim mahremdir. Adam benim işimi incelemeye kalkar, araştırmaya kalkarsa canımı sıkar benim. Dergahın kendi iç meseleleri mahremdir. Bakın buradayım. 30 yıl boyunca
Derviş kardeşlerimle diz dizeyim. Varsa problemin gel anlat burada. Geri kalan buradayız kardeşim, meydandayız. Her şeyimizde meydandayız. Her şeyimizde. Bunlar uzun bir mücadelenin ürünü. Uzun bir mücadelenin ürünü. Ve bu sadece biz böyle değiliz. Bizim gibi bütün dergahlar, tarikatlar, ha bir kısmı bizden bir gömlek aşağı işte davranmıştır, korkmuşlardır, az bir şey çekinmişlerdir. Bizim gibi fütursuz davranmamışlardır, beklemişlerdir ne olacak diye 15 Temmuz'da olduğu gibi. Ne tarafa doğru seyredecek diye bakmışlardır. 28 Şubat'ta pusmuşlardır, geriye çekilmişlerdir, dersleri iptal etmişlerdir. Ama muhakkak bir cengaver ekip çıkar, o cengaver ekip insanlara cesaret verir, insanları bu noktada Cenab-ı Hak onların üzerinden mesaj verir. İçinde bulunduğum kardeşlerimden, o yüzden Allah hepsinden de razı olsun, 28 Şubat'ta direne direne geldik. İçimizden fire verenler oldu mu? Oldu. Adam işini düşündü, aşını düşündü, eşini düşündü, çekini düşündü, senedini düşündü, altınını düşündü, dolarını, markını düşündü, geri çekildi, geri çekildi. Biz hiç kimseye kızgınlığımız, kırgınlığımız yok. Biz yürüyeceğiz dedik, Cenab-ı Hak hamdolsun yürüdük. Allah insana hayır kapısını açar, Allah insana cesaret verir. Adam cesaretlenmek isterse Allah ona cesaret bahşeder. Bir kimsenin kalbine küçücük bir korku, şeytan ona vesvese verirse o korku hummasına kapılır. Türkiye buralardan geliyor, dergahla beraber. O yüzden buradan geri dönüşü olmaz. Bu pişerekten, olgunlaşaraktan, oturaraktan, yerleşerekten devam edecek inşallah. Çünkü içerideki aksakallılar da, dışarıdaki aksakallılar da hepsinin ortak görüşü ve düşüncesi bu. Aynı frekansta birleşiliyor. Aynı frekansta ülke insanı da aynı frekansta birleşiyor. Ülke insanı da aynı frekansta birleşiyor. Hatalar var, kusurlar var, eksiklikler var, yanlışlıklar var, çarpık giden şeyler var, var. Böyle söylerken bunları görmediğimi düşünmeyin. Adalet mekanizması düzgün değil, eğitim mekanizması düzgün değil, düzgün değil. Yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle, insan ayırma, adam kayırmalarıyla alakalı düzensizlikler var. Bunları görmüyor değilim. Bakın bunları görmüyor değilim. Adalet mekanizmasının bozuk olduğu, bu dönemde bozuk olduğu kadar bozuk bir dönem yaşanmadı. Eğitim mekanizması hala da bozuk. Kayırmalar var mı? Var. Hem bürokraside, hem siyasette, hem ticarette var mı? Var. Bunları görmediğimi düşünmeyin. Veya bunları örtbas edeceğimi de düşünmeyin. Ben içi dışı meydanda bir insanım. İçi dışı meydanda bir insanım. Benim derdim ülkem. Benim derdim Kur'an, sünnet, vatan, millet. Benim derdim bu. İnşallah bunlar da düzelir. O yüzden inşallah önümüzdeki süreçte siz de aklınızı, vicdanınızı bir merkezde toplayıp Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ve sünnete ve vatan ve millete hayırlı olacak düşünceyi size ilham etmesini Allah'tan niyaz ederim. Amin. Namazlarımızda her zaman surenin başında besmele çekelim mi? Hayır.
Sohbete gelemediğim zamanlar oldu. İnternetten sizin sohbetlerinizi dinlemek istiyorum. Yanılıyorsam en eski sohbet 2004 yılında başlıyor. 2004 yılından mı 2017 yılından mı başlayıp dinleyeyim? Not olarak dinlemek istiyorum. Nereden isterseniz dinleyin. Benim İslam dinimiz konusunda çok eksiğim var ama öğrenmeye niyet ediyorum. Önce ne işte başlamam gerekiyor? Hangi kitapları önerirsiniz? Bu noktada bütün herkes evine bir İslam ilmihali, kuduri alabilir. Geçen ben cezaevine de getirttirdim. Yeni basın böyle doçent birkaç tane toplanmışlar, gözden geçirmişler. Çok hoşuma gitti o. Bir tek böyle bazı açıklamaları kitabın sonuna bırakmışlar. Güzel bir baskısıydı. Onu alabilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Hatta uzun bir bölümünü tekrar gözden geçirdim. Ondan sonra benim çok hoşuma gitti. Hatta böyle bir soruyu kendi kendime niyet ettiydim. Bu kitabı herkese önereceğim diye. İnşallah Allah'ın izniyle bir ne olacak ne gidecek belli değil. Mücadele devam ediyoruz. Ama en kötü ihtimalle 65-70 günümüz var. En kötü ihtimalle 65-70 gün sonra tekrar burada olacağız inşallah. O zaman da kitabı size tekrar burada tanıtırım. Riyaz-ı Salih'in İmam-ı Nevevi'nin kitabını almak istiyorum. Piyasada çok çeşit var. Bana hangisini tavsiye edersiniz? Bende Diyanet'in baskısı var. Çok hoşuma gidiyor. Diyanet'in baskısını alabilirsiniz. Kefir mayarlamakta ve içmekte herhangi bir sıkıntı var mı? Hanefiler sıkıntı olmadığını söylemişler. Ben camiye Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gidiyorum. Üzerini çok karaladım. Hep tevcid kurallarını yazdım. Camideki bayan hoca da diyor ki bunun ileride sil böyle kalmasın diyor. Silince de tam okuyamıyorum. Yanlışlarım çıkıyor. Birkaç yerde tükenmezliği çizmiştim. Oraları da daksille diyor. Kur'an-ı Kerim'deki tüm yazdıklarını sileyim mi silmeyeyim mi? Bir Kur'an-ı Kerim alın camiye bırakın. Eğer o Kur'an-ı Kerim sizin değilse karşılık olarak. Yanılmıyorsam 7. cüze kadar yazdım. Camide öğrendiğimiz bazı surelerin üzerinde tecvidleri yazdım. Oraya gelen bazı kadınlar da çizilmez günah diyor. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde kendiliğinden yazılı tecvid kuralı kitaplar çıkmış. Böyle bir şey alsam olur. Ben öğrenmek için yazdım diyor. Olabilir. Kenara not alabilirsin. Kendi Kur'an'ın sabında bir sıkıntı yok. Gece uyanıp kalkıp teheccüd namazı kılıyorum. Namazın arkasından Yasin, Vakıa, Duan surelerini okuyorum. Sonra tekrar yatıp sabah namazına kalkıyorum. Ama sabah kalkmak zor oluyor. Teheccüdü bırakmak istemiyorum. Alışkanlık haline getirdim. Teheccüdü kıldıktan sonra uyumasam, surelerimi okusam, vakti girince sabah namazını kılıp virdimin kazasını yapsam, uyusam olur mu? Olur. Nasıl isterseniz. Gençliğimde bilerek çekmediğim günlük virtlerim çok var. Günlük virtlerimi çekmediğim için çok pişmanım ve Rabbime tövbe ettim. Ben bu geçmişteki günlük virtlerimi sabahları kazaya niyet edip akşamları da sadece normal günlük virtimi çekmek istiyorum. Olur mu? Olur. Kaza günlük virtlerimi nasıl niyet edebilirim? Size layık derviş olamadım. Ne olur beni affedin. Herkes tüm kardeşler ve siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun bizden yana. Benim düğünümden kalma bir miktar altınlarım var. Bunun zekatını bir akrabam var. İki çocuğu işitme engelli ve evleri var ama ev borcu ediyorlar. Zekatımı bu akrabama verebilir miyim? Evet. Kocaların, karıların altın ve malının zekatını vermek zorunda mı? Hayır. Zekat ve fitre parası verirken o kişilere bu zekat veya fitre parası diye söylememiz gerekiyor mu? Hayır. İçinizden niyet etseniz. Annemin zekat verdiği akrabamıza ben de aynı kişiye zekat versem sıkıntı olur mu? Olmaz. Kardeşim kiliste askerlik yapıyor. Askerliği biraz sıkıntılı geçiyor. Dua eder misiniz? Allah yardımcınız olsun inşallah. Amin. Ben gençliğimde bazı şeyler için yemin ettim yapmayacağım diye. Sonra bozdum yine bir şey için yemin ettim. Ama bu sefer bir kardeşin hayırlı bir iş, evlilik için yeminimi bozdum ve evlilikler olumlu gibi olacak inşallah. Bu ettiğim tüm yeminlerim için çok pişmanım ve Rabbime tövbe ettim. Ben bunların yemin kefaret oruçlarını tutmak istiyorum. Bu oruçları ne şekilde nasıl tutmalıyım ve ne şekilde niyet etmeliyim? Bunun için
30 gün 40 gün fazlasıyla oruç tutsam sıkıntı olur mu? Bana yol gösterin. Yemin kefareti 3 gün oruç. Fale minnehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hak Muhammeden Resulullah, Cemil Enbiya'yı vel Mursalim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha maalesef. Amin. Destur.